Kaşağı. Ahırın avlusunda oynarken aşağıdaki gümüşten söğüt ağaçların altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık dada ruhun yanında hiç ayrılmıyorduk. Bu adam babamın seyisi ihtiyarca bir Çerkezdi. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dada ruhla beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dada ruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, ağır süpürmek, gübreleri kaldırmak en eğlenceli bir oyundan çok bizim hoşumuza gidiyordu. Hele de at tımar etmek, bu en zevkli şeydi. Dada ruh eline kaşığı alıp işe başladı mı tık tık tık, tıpkı bir saat gibi yerimden duramazdım. Ben de yapacağım, ben de yapacağım diye tuttururdum. O vakit dada ruh beni tosunun sırtına kor, elime kaşığı verirdi. Haydi yap derdi. Bu demirden yapılmış olan aleti hayvanın boynuna sürter fakat o hoş ahenkli tıkırtıyı çıkaramazdım. Kuyruğunu sallıyor mu? Sallıyor. Hani bakayım. Eğilirdim, uzanırdım fakat atın sağrısından kuyruğunu göremezdim. Her sabah ahıra gelir gelmez dada ruh tımarı ben yapacağım derdim. Yapamazsın. Niçin? Daha küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyüdü öyle. Ne zaman? Boyun at kadar olduğu zaman. Atla ahır işlerinde yalnız tımar etmeyi beceremiyordum. Boyum karnına bile varmıyordu. Halbuki en güzel ve en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının muntazam tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır, oynar, o zaman dada ruh "Höyt kerata!" diye sağırısına bir tokat indirir. Sonra öteki atları tımara başlardı. Ben de bir gün ağırda yalnız başıma kaldım. Hasan'la dada ruh dere kenarına inmişlerdi. İçimden bir tımar etmek hırsı uyandı. Kaşığı aradım, bulamadım. Ağırın köşesinde dada ruhun penceresiz küçük odası vardı. Buraya girdim, rafları aradım. Eğerlerin arasına baktım, yok yok, yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az kalsın sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta evvel İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içine çıkan gümüşten renkli kaşığı parıl parıl parlıyordu. Hemen aldım. Tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmadı. Dönüp burnuyla bana vurdu. Öteki atlar da durmuyorlardı. Galiba acıtıyordu dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağın dişlerine baktım. Çok keskin ve çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarını sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar denedim. Fakat atlar durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. Biraz ileride var olan çeşmeye koştum. Kaşağı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak kaşağın üstüne hızlı bir şekilde vurmaya başladım. İstanbul'dan gelen, belki de dada ruhun kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağı ezdim, parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarı giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o gün yine ahırda yalnızdım. Hasan, ev hizmetçimiz Pervin'le kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağı gördü. Dada ruha haykırdı. Gel buraya. Çıkar bakayım şunu. Nefesim kesilecekti. Bilmem neden. Çok korktum. Dada ruh da şaşırdı. Kırılmış kaşığa meydana çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Dada ruh bilmiyorum dedi. Babamın gözleri bana döndü. Daha bir şey sormadan Hasan dedim. Hasan mı? Evet. Dün dada ruh uyurken odaya girdi. Sandıktan aldı. Sonra yalağın taşını ezdi. Niye dada ruh haber vermedin? Uyuyordu. Çağır şunu bakayım. Çitin kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallının hiçbir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedim ki eğer yalan söylersen seni döverim. Söylemem. Pekala. Bu kaşağı niye kırdın Hasan? Dada ruhun elinde duran alete şaşkın bir şekilde baktı. Sonra sarı saçlı başını sallayarak ben kırmadım dedi. Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım. Babam tekrar. Doğru söyle. Darılmayacağım. Yalan çok fenadır dedi.
Hasan inkar etmeye devam etti. Babam sinirlendi ve Hasan'ın üzerine yürüdü. Utanmaz yalancı diye yüzüne bir tokat indirdi. Hasan avazı çıktığı kadar ağlamaya başladı. Babam Dadaruh'a götür bunu eve. Sakın bir daha buraya sokma. Hep Pelvin'le otursun diye haykırdı. Dadaruh ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ağırdı, hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapisti. Yalan söylediği için babamın yüzüne bile bakmıyordu. Annem geldikten sonra bile affetmedi. Her fırsatta o yalancı derdi. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başladı. Zavallı anneciğim benim iftira edebileceğimi hiç ihtimal vermiyordu. Acaba aptal Dadaruh atları ezdirmiş olmasın derdi. Ertesi sene annem yazın yine İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahıra girmek hala yasaksı. Geceleri yataktan atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediklerini bana sorardı. Hasan bir gün ansızın hastalandı. Kasabaya at gönderdik. Doktor geldi. Kuş palazı dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlardı. Kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağının dibinde hiç ayrılmıyordu. Dadaruh çok durgundu. Pervin hüngür hüngür ağlıyordu. Niye ağlıyorsun diye sordum. Kardeşin hasta. İyi olacak, olmayacak. Ya ne olacak? Kardeşin ölecek dedi. Ölecek mi? Ben de ağlamaya başladım. Hasan hastalığından beri Pervin'in yanında yatıyordu. O gece hiç uyuyamadım. Uykuya dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor. İftiracı, iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Küçük hayal dünyam o zamanki dini terbiyenin dehşetleriyle dolmuştu. Yarın ahiret. Kim bilir kardeşim o haksız yediği tokadın hakkını benden nasıl soracaktı. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim dedim. Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşalıyı ben kırmıştım. Onu söyleyeceğim. Hangi kaşalıyı? Geçen seneki, hani babamın Hasan'a darıldığı. Sözümü tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin'e anlattım. Şimdi babama söylersem Hasan da duyacak. Belki beni affedecekti. Yarın söylersin dedi. Hayır, şimdi söyleyeceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hasan da duyar, onu öpersin, ağlarsın, hakkını sana helal eder. Pekala. Haydi şimdi uyu. Sabaha kadar yine gözlerimi kapayamadım. Hava ağarmaya başlarken Pervin'i uyandırdım. Kalktık. Ben içimde var olan sıkıntımı söylemek için acele ediyordum. Fakat ne yazık ki zavallı masum kardeşim o gece ölmüştü. Evin girişini çiftlik imamıyla Dadaruh'u ağlarken gördüm. Babamın dışarı çıkmasını bekliyorlardı.